Volkan Demir'in de gözlemleriyle birlikte mücadeleyi konuşacağız. Önce bir genel sorayım sana Fenerbahçe'nin oyununu nasıl buldun? Yani skora rağmen eleştiriler vardı. Maç sonu açıklamaları da konuşacağız devamında. Sen yokken yayından önce ben Volkan'ın <laughs> yayını hazırladım onu belirtelim. Kış çayı içirdim. Donmuştu. Evet çok soğuk değil mi? <laughs> Stattan geldi. Erimen, Burası da çok soğuk. Hala uzun üşüyordu. Erimen bayağı uzun sürdü. Bayağı bir soğuk var bu arada İstanbul'da. Evet. Kasımpaşa'nın da konumu itibariyle bilenler bilir. Çok açıktır etrafı. Rüzgar alır. O rüzgar bizi biraz bozdu açık söylemek gerekirse. Ee, zorlu bir 90 dakika oldu bizim için. Özellikle maçı izleyenler için bayağı zorlu bir 90 Kar dakika geliyor oldu. geliyor zaten bu arada. Evet da evet söyleyeyim. bayağı soğuk var. Ee, maçın özelinde hani Fenerbahçe'ye genel sordun. Aslında Slavia Prag maçından farklı ne söyleyebilirim? Tek fark rakip Slavia Prag değildi. Slavia Prag bitirdi. Kasımpaşa bitiremedi. Baktığında yine maçın yıldızı diyebileceğin oyuncu kim? Altay bayındır. Yaptığı kurtarışlar özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda da evet. var. Yani toplamda kurtarış hani böyle tam emin değilim ama 4-5 tane net. Ben yani şimdi hızlıca hafızamdan netim. Altay olmasa bu rekor daha da üstlere çıkabilirdi. Çıkabilirdi. <laughs> Hayır Fenerbahçe de kaçırdı bu arada, enteresan. Evet, Fenerbahçe ama de kaçırdı. Ama yani şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Fenerbahçede takım savunması problemi devam ediyor. 3'e 3 üç yapıldı. Elbette çok güzel. İşte e, Giresun arkasından 4 arkası, ay sonra üç Evet, mi? Giresun arkasından Hatay, arkasından Kasımpaşa iki tanesi deplasman olmak üzere 3 üç üç, zor 3 üç, üç maç üst üste galibiyet alınması çok önemli. Bu arada tabii maalesef Keşke Slavia Prag maçlarını kazansaydı. Ha, bir bir arada iki tane de Avrupa maçı var. Evet, keşke Slavia Prag maçlarını kazansaydı da bu maçlarda puan kaybetseydi diyebilirim. En azından Avrupa'da devam etmiş olurduk. Ama e, şunu söylemek lazım. Maalesef takım savunmasındaki e, görüntü Halen problemlerin devam ettiğini gösterdi. Yani Her şunu mesela İsmail Hocaya sorsak şunu diyebilirdi: Ben e, takımı çok değiştirdim, çok rotasyon yaptım. E, buna rağmen takım bir direnç gösterdi. Her ne kadar belli dakikalarda Kasımpaşa'ya büyük oyunu büyük ölçüde vermiş olsa da takım bir direnç gösterdi. Şimdi artık haftada bir maç oynayacağız. Biz de o e, takım savunmasındaki arızaları oyuncuların enerjisini yükselterek gidereceğiz diyebilir. Ama bu maç özelinde bugün için konuşmak gerekirse yani Fenerbahçe ya acaba kaybediyor mu derken bir maç kazandı. Yani beraberliğin ötesinde mağlubiyete daha yakınken bir maç kazandı. Bunun hani şapka yönü koyup düşünmesi gereken birçok konu var teknik heyetin. Bazı oyuncuların savunma performansları gerçekten çok kötü. Top rakipteyken çok ciddi sıkıntı oluyor sadece Crespo ve Zayt'sın üzerine binen bir orta saha görüntüsü. Bu da bir, yere, bir yerden sonra patlıyor. Yani bir sonra mesela Kasımpaşa tamamen oyunu Fenerbahçe sahasına yıktı. Üst üste pozisyonlar buldu. Büyük e, bir baskı oluşturdu. Bu da Kasımpaşa cephesinden bakınca tartışılabilir ama evet. e, hani kazanması gereken büyük takım havasında oynayan takım bir birden sonra Kasımpaşa'ydı. Fenerbahçe hızlı ataklarla çıkıp rakibi dengesiz yakalamaya çalıştı. Burada da bir tane. Fenerbahçe'nin gol yiyebileceğini hissettiğimiz bir oyun hisset. Çok vardı tabii, tabii zaten. Çok vardı. E, onu da söylemek lazım. Serdar sen neler söyleyeceksin? Pozisyonlarla daha detaylı konuşacağız birazdan. Vallahi ben de Volkan'a katılıyorum. Biraz savunma anlamında bir dağınıklık var elbette. E, pozisyonda verdiler çünkü. Sıla ve Prag maçlarında yenilen goller. Yine keza diğer lig maçlarında verdiği pozisyonlar. E, Altay evet takımın en iyisi oluyorsa her maç ki Altay sakatlanmadan önce de öyleydi. Bir takımı kurtaran bazı maçlarda evet. kurtaran kaleci. Belki bu sakatlanmadığı süreçte e, sakatlanmasa değer Fenerbahçe'nin puan yeri biraz daha farklı e, daha olabilir. Daha yukarılarda olabilir. Ama bu e, böyle çok ...yadırganacak bir durum değil. Yani ben nasıl benim kalecim maçın adamı oluyor... ...demek ki ben oynamamışım gibi bir şey değil. Oyunun içerisinde artık kaleciler de böyle e, var. Hani ben gidip bütün topu işte rakip sağda tutayım da... ...kalecim rahat nefes alsın diye oynayabilen... E, ...çok az takım var. Onlar takım. Yani sürekli her sezon değişip de... ...yola çıkan bir Fenerbahçe'nin böyle bir oyunu... ...kısa zamanda oynaması çok kolay değil tabii ki. Evet. Sistem değişti bir de bu sezon başı. Yani bir Pereira gibi bir hoca geldi... ...her şeyi baştan aşağı değiştirdi... Bir yapılmış transferi geri gönderdi. Caner'i gönderdi. Efendime söyleyeyim Kolkar'ı gönderdi. Dolayısıyla böylesine geçiş yaşanan dönemde tamam. Ee, ama e, Altay'a işte şu kadar teklif var. Ersin'e bu kadar teklif var. Bozmayın. Yani size oradan böyle 20'nin üzerinde bir şey gelmiyorsa bozmayın. Sonra toparlamak kolay değil. Hem atan hem tutan için söylüyorum bunu. Hem de atan yani bir atanın da varsa mümkün olabildiği kadar onu da koruyacaksın. İşte Gomis örneği. Yani adam gitti, geldi. Aradaki süreçte santrafor için... Fenerbahçe Berişay'ı korusun mu diyorsun yani? Buradan bu yorumu mu çıkarmamız yok. lazım? Ben iyi yani <laughs> sezonu başarılı geçirmiş bir Santrapor için söylüyorum. Hayır hani Gomis'in gidişi gelişi arasında Galatasaray Kulübü'nün santraforları harcadığı para herhalde bir takım daha kurarsın. E, tamam. Şimdi bir özeti izleyelim isterseniz. Olur. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Ee, Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşmasını şöyle bir hatırlatalım sizlere. Sonrasında pozisyonlarla, gollerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Evet, karşılaşmanın özeti geldi ekrana. e Şimdi en çok e, Salay'nin golü tartışıldı, foul var mı yok mu diye. E, sen maçtaydın, sen, senle başlayayım. Tekrar tekrar izlediğiniz pozisyonları evet. yine bakarız burada izleyicilerimizin sorularıyla birlikte de. Ama bir ikiye ayrılma söz konusu orada evet. e, futbol severlerin de görüşlerine baktığımda sen ne düşünüyorsun? Birincisi e, hakemin de aslında bence kafasında çok net bir durum yoktu. Gol olduğu anda durdu. Hani golü gösteren bir işaret dahi yapmadan hemen Kasımpaşa'lı oyuncuları, üstüne gelen Kasımpaşa'lı oyuncuları kulağını gösterdi. Yani dinleyeceğim, bekleyin gibi. Sonra bayağı uzun bir sürede dinledi. Yani 2-3 dakika sürdü herhalde o kısım tam emin değilim ama. Ee, var çağırmadı ve golü evet. verdi. Ya burada şeyde izleyince yani televizyonda izleyince müdahale var mı yok mu tam anlaşılmıyor. Ben ilk izlediğimde hani çıplak gözle tribünden ne kadar sağlıklı olur tabii ki bunu artık insanların yorumuna bırakalım ama ben bir faul gibi gördüm. Ee, yani Valencia'nın oyuncuyu bozduğunu düşündüm. Ama sonradan Hemvar'ın hem varın izlemesi ve hakeme gol diye uyarması da biraz acaba müdahale çok mu şey geldi diye düşündürdü bana. Hani şiddetini, Buradan, şuradan daha net görünüyor. Şiddetini mi yetersiz buldular yani... diye düşündürdü. Ya şimdi bunun bizim izlediğimizin çok daha yüksek teknolojisini ve e, birçok açısını görebiliyorlar. Tam zıplayacağı sırada e, itmesi tabii. Ben mesela buradan bakınca onu anlayamıyorum ama tabii Tam tabi zıplayacağı başka... sırada itmesi dengesini bozar yani dengeli evet, bir şekilde. Evet. Yerden yüksekte şey yani. Engeller. Ben çıplak gözle faal dedim. Ama, ama tabii ki şöyle şöyle bakmak tabii. lazım. Var niye çağırmadı? E, muhtemelen bu yorumu herkes yanlış anlıyor. Varda bazı pozisyonlar gri. Yani varın yetkisi yok. Evet. Gri pozisyon olduğu için. Belki de var hakemi Özgür Yankayaz, sağdaki hakem olsa faul verebilirdi bu pozisyona. Yani mesela hakem penaltı verse bence vardan dönmezdi. Çünkü onu da iptal Faul verse. Hakem o... faul verse. Ha. Yani bu golü saymasa. Ha, yani. Bu golü saymasa. Pardon, faul verse. Bu golü saymasa, e, evet aynı şekilde vardan dönmezdi bence de.